TLC'lerin giriş ve çıkışları aslında oldukça ekonomik kullanılması gereken şeylerdir. Hani biz burada kullanıyoruz TLC'yi, işte girişler, çıkışlar, ani stoplar, işte normal çalışma, ileri çalışma, geri çalışma, her birinin input'u atama yapıyoruz, input'u kullanıyoruz. Normalde TLC'nin giriş ve çıkışları cimri kullanılması gereken şeylerdir. Şöyle bir şey sorsam, desem ki bir tane input var, input'a basıyorsunuz, işte çıkış veriyor, bir daha basıyorsunuz, çıkış kesiliyor. Bunu size sorduğumda bana gelen cevaplar, işte sayıcı koyuyor, sayıcı eğer sıfırsa şöyle çalışıyor, sayıcı yani birse şu şekilde çalışıyor veya daha farklı. Sayıcı kullanmanıza gerek yok burada. Tamam mı? Şimdi normal basalım ve setleyelim. İnput 0.0'ımızı bastık, setledik, Q 0.0'ımızı. Tamam mı? Aynı input 0.0'a basarak bunu benim resetlemem lazım. Şöyle bir şey muhtemeldir gelecek sizden. Q 0.0 reset input 0.0. Tabii ki olmaz. Aynı anda hem set basıyorsunuz hem reset basıyorsunuz. Bu sistem çalışmaz. Şimdi öncelikle butonun basılma hızından bağımsız hale getirmem lazım benim bunu. Input 0.0'ı verelim bir tane telekomuta. Tamam mı? Şimdi bu nasıl olacak biliyor musunuz? Aslında bunu bir yol gibi düşünün. Butonun birinci basışta yol bu tarafayken ikinci basışta yol aşağı olacak. Yani buraya ben bir tane de reset atacağım. Reset Q 0.0'a. Birinci basışta veya ilk basışta yol setlerken ikinci basışta yol ne yapacak? Reset edecek. Setleme yapmayacak ama resetleme yapacak. Şimdi eğer ben buraya Q 0.0'ın normalde kapalısını ve ben buraya eğer Q 0.0'ın normalde açını koyarsam ne olacak? Bakın. B'ye bastım mı? Bastım. B'ye bastığım zaman onun daha net anlaşılması için aşağıya alalım. Network'e alıyorum. Input 0.0 E Q 0.0 set diyor. Bu da açılmayacak. Düzeltiyorum. Açıydı. Şurada beklenmedik bir olay görüyor şimdi. Q 0.0. Şimdi böyle bir şey yapıyorum. Input 0.0'a bastım mı? Bastım. Input 0.0'a basınca tek çevir bunu kapalı üzerinden setledi mi? Evet. Setledi. Burayı açtı mı? Açtı. Burayı kapalı mı? Evet. Aynı çevirim ben buna bastığım için aynı çevirdeyiz şu anda. Üst satırı yaptım, aşağı satıra geldi. Kapalı. Bir çevre kapadı az önce, reset bastı. Hocam, yukarıda reset bastım, aşağıda reset bastım, bu da olmadı. Şöyle bir şey deneyelim. Input 0.0 P Q 0.0'ın açığı Q 0.0'ın reseti. Bir de böyle deneyelim. Şimdi input 0.0'a bastın mı? Evet. Bastın. Kapalı mı? Kapalı. Bir çevrim verdi mi? Verdi. Açık mı? Olmadı. Bir numara yok. Kapalı mı? Evet. Kapalı. Bir çevrim verdi mi? Verdi. Verdi. Kapalı mı? Setledi. Setledi mi? Setledi. Yukarı mı? Elim basılı döndü. Bir sonraki çevrime çıkış vermeyecek. Çıkış vermeyecek. Olmadı. Bir o çevrim diye bunlar. Olmadı. Bir sıkıntı yok. Elimi çektim. Şu anda bu setli mi? Evet. Bir daha bastım. Bu arada kapandı mı? Kapandı. Bu açıldı mı? Öyle değil mi? Çalışıyor. Bir daha bastığımda aynı çevrim, yani ikinci basışın çevrimi, bir çevrim çıkış verecek mi? Verecek.
Kapalı mı? Kapalı. Resetledi mi? Evet. Resetledi. Resetleyince kapandı mı? Bak şimdi aynı çevrim, bir çevrim çıkış verdi mi? Verdi. Kapandı mı? Reset edilmiş. Evet, kapandı. Yukarıda kapandı mı? Setledi mi? Setledi. Bu sefer de setledi. Anlaşıldı mı burası? İkinci çevrim zaten setledi miydi bu? Evet. Zaten setliydi. İmpulsu mı sıfıra bastım mı? Bastım. Çalışıyorken bastım. Bir çevrim çıkış verdi mi? Verdi. Kontak kapalı mıydı? Kapalıydı. Resetledi mi? Resetledi. Aşağı geldi. İmpul 0-0'a. Tamam mı? İmpul 0-0'a kapalı. İkinci basışta çevrimde yukarıda resetlenmiş miydi? Resetlendi. Kapalı mı burayı? Normalde kapalı değil miydi? Kapalı. Bu sefer set bastı. Bu da olmadı. Anlaşıldı mı? Başka bir şey düşünelim buna. Evet. Var mı? Input 0.0 P Q 0.0 Reset Q 0.0 Aşağıya aldım. Q 0.0 S Q 0.0 Şimdi de bunu neyi? Tamam mı? Input 0.0'a bastım mı? Bastım. P bir çevrim çıkış verdi mi? Verdi. Bu açık mı? Evet. Açık. İşlem yaptı mı? Evet. Yapmadı. Aşağı satıra geldi. Kapalı mı? Setledi mi? Evet. Setledi. Setleyince bu sefer kapattı. Yukarıyı kapadı, aşağıya açtı mı? Evet. Açtı. Ama o çevrimden sonraki çevrime döndüğümüz için P'den sonra bir aktif olma durumu var mı? Yok. Hayır. İkinci basışa başlıyorum. İkinci bastığımda input 0.0 bir çevrim çıkış verdi mi? Verdi. Q 0.0 kapalı mıydı? Kapalıydı. Reset attı mı? Battı. Aşağısı kapandı mı? Kapandı. Şimdi set attı. Yine aynı şey oldu. Hocam tek çevrim vermiyor muydu? He? Tek çevrim vermiyor muydu ikincisinde? Aynı çevrimiz. Q 0.0 aynı çevrimiz. Gitti bu. Hafızalarında bunu ne olarak yazdı? 0 olarak yazdı. Düzeltiyorum. Reset diyor. 0 olarak yazınca geldi yazılım. Buna gelince gitti. Nereye baktı? Buraya baktı. Aa ben 0'mışım dedi. Kapalıyım dedi. Devam etti. Eski aygıdan. Hocam şu alttaki setin önüne bir tane bir kontağı sorsak. Buraya mı? Evet. Koy. P'ler peş peşe çok gelmez. Ne değişti? Ya ilk çevrimde sen yaptı, ikinci çevrimde sen okumasın diye düşünüyorum. Yemedim. Bakın soru gayet basit. Öyle değil mi? Bayağı basit. Soru gayet basit. Şimdi var bir şey. Başka bir şey deneyelim. Input 0.0'ı yeterlisi. Yine setletelim bu sefer. Q 0.0'ı bastım birbirine setledi mi? Evet. He? Setledi. Aynı zamanda input 0.0 P kontağıyla merkez 0.0'ı setlesin mi? He? Setlesin mi? Setlesin. Merkez 0.0 devreye girdikten sonra merkez 0.0 bunun önündeki kontağını açar mı? Evet. Açar. Yukarıdan alalım.
Alın ve merkez 0.0 Q 0.0 resetlesin. Şimdi basın birinciye, merkezi kapalı kontağı üzerinden Q 0.0 çalıştı. Aşağıya indi, merkez açık, reset atmadı. Bir alta indi. Input 0.0 kapalıydı, merkez setledi mi? Evet. Setledi. Merkez setleyince burayı açtı mı? Açtı. Burayı kapadı mı? Kapadı. Ama oranın açık kapanması bir sonraki çevirilerde beni etkilemiyor. Çünkü P var. Tamam mı? İkinci kez bastın mı? Bastım. İkinci kez basınca burası açık mıydı? Açıktı. Açıktı. Aşağı kapalı mıydı? Buradaydı. Kapalıydı. Geldi burada reset attı mı? Reset. İstediğim oldu mu? Oldu. Oldu ama bir sıkıntı var. Bu sefer Merkel devrede kaldı. Merkel devrede çıkarttım. Merkel'i devreden çıkartmamız lazım. Şu benim işimi gördü. Merkel iş yapmak, yol vermem. Benim işimi gördü. Ama bu sefer başka bir sıkıntı. Merkel'i devreden çıkartmam lazım. Merkel'i şu anda diğer devreden çıkarırız. Bir ona bakalım. Merkel devrede mi? Bir sonraki çalışmada bassam da artık hep reset atacaktır. Öyle mi? Şimdi Merkel'i neyle resetletelim? Bir şeyle işimiz bittiğinde resetlesin. Merkel bakalım. Şunu bir kere 0.0'da ben bunu resetleteceğim. Ama açığıyla mı kapalısıyla mı? Ona bir bakalım. Merkel 0.0 reset. Şimdi açığıyla resetlet, resetletirsen ne olur Merkel'e? Tekrar başa alıyorum. Bu sefer bu satırda düşüyorum. Bastım. Normal şartlardayız. İlk başlangıç şartındayız. Setledi. Bir numara yok. Setledi. Kim girdi devreye? Merkel. Q00 devreye girdi mi? Girdi. Burayı kapadı. Merkel resetledi. Bakalım şimdi ne olacak? Bak herkes buraya iyi baksın. Input'u kapadın mı? Evet. İlk basışı. P'nin üzerinden geldi. Q00 setlendi. Aşağıda bir numara yok. Reset yok. Input'a bastın mı? Bastın. P'nin üzerinden Merkel setledi mi? Setledi. Merkel bunları değiştirdi ama ben şu anda yazılımda daha aşağıdayım. Başta değilim. Q çalıştı mı? Çalışmış mıydı? Evet. İlk satırda çalışmıştı. Q burayı kapadı mı? Evet, kapadı. Bir alt satırda Merkel reset bastı mı? Bastı. Şu anda Merkel'in son değeri ne? Reset. Setleyemedik. Anlaşıldı mı? Şimdi kapalısıyla yapsak ne olur bu işi? Bakalım. Bakalım. Kapalısıyla yapsak ne olur? Bastın mı yine? Bastım. Setledi. Bir numara yok. Aşağıya geldi. Merkez setledi mi? Setledi. Q00'ın değeri ne? Açık. Yukarıda ne oldu? Bir oldu. Q00'ı açtı mı? Reset var mı? Yok. Tamam mı? Şimdi bir sıkıntı yok. İkinciye basıyorum. Bakalım ne olacak? İkinciye basıyorum. İkinciye bastığın zaman burası açıldı mı? Açıldı. Burası kapandı mı? Kapandı. Q 0.0 reset aldı mı? Aldı. Bunun yeni değeri artık ne? 0. Aşağıya geldi. İkinciye bastığında merkez 0.0 reset bastı mı? Bastam aşağı yok. Yukarısı beni bağladım şu anda. Q 0.0 devre dışı kaldı mı? Kaldı. Q 0.0 devre dışı kaldı mı? Merkez ne bastı? Bir sonraki çevrimde beni bağlamaz. Anlaşıldı mı? Şimdi istiyorsanız buraya da bir P kontağı koyabilirsiniz. Çok da gerekli değil aslında. Tekrar atayım çalışmasına. İlk basışım. Bastım, kapalı setlere. Q00'ın değeri ne? 1. Tamam mı? Aşağıya geldi. Input basılır o çevre.
Geldin herkes 0-0 setledi mi? Setledi. Mertin'in yenileri ne oldu? 1 oldu. Yukarıda kombat rekorunu değiştirdi mi? Değiştirdi. Ama yukarıda kaldı o. Ben artık aşağıdayım yazınca. Şunun yeni değeri 1 mi? 1. Çünkü onu yukarıya açtım ben. Açtı. Reset işlemi yapar mı o satır? Yapmaz. Elimi çektim. Bir sonraki çevirme gitmeme gerek yok. Zaten hepsinin önünde P var. Bastığı çevirimi düşünmem benim için yeterli. İkinci basışı yaptım. İkinci basışta merkezin değeri neydi? 1'di. Burayı açtı mı? Açtı. Aşağıya kapadı mı? Kapadı. Şu yere set bastı mı? Bastı. Şunun yeni değeri 0 oldu mu? Oldu. Aşağıya input'a basılı mı? Basılı. Bir çevirip çıkış verdi. Merkezi setledi mi? Yukarı beni yine bağlanıyor. Merkezin değeri 20. 1. Aşağı satır iniyorum. Q'nun değeri ne? 0. Bu yeri kapadı mı? Kapadı. Kapadı. Kapayınca merkez reset bastı mı? Bastı. Merkez son yere bırakmayan bandı. 0 olarak. Hocam şey diyecektim. Şimdi anladım da şey diyecektim demin hocam. Miktarda reset bastık ya. Q0 orada okur ya 0 olarak. Q0 diyecektim orada o kapalı. Onu açmayacak. Değer 0 olduğu için. Ama açık bir önceki çevrimde yani ikinci basışta o açık. Ondan sonra kapatacağız. Tamam. Var mı soru?